arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Selamın, hello. Evet, bir gün de şöyle bir gün var. Güneşli hava. Yani Almanya şartlarına göre şaşırtıcı. Normalde genelde her zaman yağmur yağar. Her neyse. Öyle yani arkadaşlar. Şimdiki yine saatlere bakıyoruz. Saat 9 işe doğru. İşe gidiyoruz. Herkes robot gibi, bir gün cumartesi. Cumartesi günü de yani iş var arkadaşlar. O yüzden maalesef Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de gerçi 7-24 saat açık da kafamıza göre takılabiliyoruz. Cumartesi günü işbaşı. Yani berberler normal Almanya'da cumartesi günü en çok iş yapan cumartesi günüdür. Ben kuaför olduğumdan dolayı cumartesi günleri bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Ve cuma günleri. Kendinize iyi bakın, hadi görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, şu an iş yerinin etrafındayız. Bu arada burası da kilise. Tabi Almanya'da haliyle her tarafta kilise var. Bizim vatanımızda da olduğu gibi aslında. Diyorlar ya hani, bizim vatanda çok cami var, çok cami. Biraz da olsun yani, değil mi yani? Camimiz de olsun tabi. Yani burada tam tersi, burada daha fazla kilise. Bizim orada hem fazla kilise var, hem fazla cami var yani. Ne alaka bize? Almancılar işte böyle laf atıyorlar. Türkiye'deki gençlere sesleniyorum. Avrupa'ya illaki gelmek isteyen, Avrupa'yı örnek alan arkadaşlarıma sesleniyorum. Aklınızı kullanın, adam olun. Bence kalın kalın kaldığınız yerde. Kolay gelsin. Hayırlı hafta sonları, görüşürüz. Allah'a emanet. Evet, şu an benim kaldığım semtte çok şükürler olsun. Gerçi Almanya'nın her tarafında arkadaşlar çok Türkler oturduğu için yabancılık çekmiyoruz, öyle diyeyim. Bazı yerlerde, şehirlerde yabancılık çekiyoruz tabii, o ayrı bir şey. Ama ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda size her şeyi yavaş yavaş göstereceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, çalıştığımız yere geldik. Bakın arkadaşlar, şu yukarıda. Şurada frizör Perle yazıyor. Geldik ya. Yani. Benim mekan burası. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Selamun aleyküm. Burada tüm Türk işte restoranları var, Kürt restoranları var, işte Arap restoranları var. Yani buralarda gurbetçiler böyle geçiniyor, böyle yaşıyor, böyle çalışıyor. Dürümce var, işte Adana kebap var, Türk sofrası var. Paşam var, taksi var, baklavacı, tatlıcısı, gelinlik yeri. Şu gördüğünüz arkamdaki olan yer kilise arkadaşlar. Hristiyanların kilisesi. Ortodoks mu, ortodoks değil mi onu bilmiyorum ama. Şu sol tarafta, şurası Katolik arkadaşlar, Katolik. Bir de Yahudilerin olduğu yer. Şuralar tüm Türk sokakları, burası küçük İstanbul. Yani küçük İstanbul dedikleri yer burası arkadaşlar, Mannheim'da. Mannheim'de ayrıca Frankfurt'a 60-70 kilometre yani. Arkadaşlar şu gördüğünüz dörtgen, yani dört köşe olan şey, tamam mı? Yahudilerin zamanında burada katliam olduğu isimler. Hani vefat veya ölen kişiler yani, öyle diyeyim. Arkadaşlar Mannheim'in Little İstanbul dedikleri yer burası işte. Pek de ahım bir şey yok yani, bu. Durum bundan ibaret, her şey ateş pahası. Şurası çiğ köftemiz, o ses çiğ köfte. Ne bileyim, bura dönerci. Şu an Ali Baba'dayız zaten. Yani efendime söyleyeyim, şu sağ tarafta gelinlik yerleri var. Sol tarafta apotekler var. Var da var. Cart da curt da. Şu arkadaşlar, şu iki tane hatun var ya, bunlar Alman. Almanlar bile Türklere gelip yemek yiyor yani. Aynı dürüm voltayı işliyor. Yani demek istiyorlar ki, bir dürüm istiyorum arkadaşlar. Cart da curt da. Şimdi bir dürümün fiyatı, şimdi birazdan soracağım ne kadar? 6 euro, 7 euro, 5 euro. Faydala! Faydala! Gazla abi, gazla! Turkish position! Olay bu yani, bak görüyorsunuz şu an. Yani şimdi Almanya, Avrupa, Marupa diyorsunuz ya.
Dediğim gibi bir aylıkta 10 tane iPhone alıyorum. Bir maaşla. 10 tane iPhone ya alıyorum. 15'i çıktı ya bu arada. 15 miydi? Yanında kılıf bile hediye ediyorlar. Doğru. Yanında kılıf bile hediye ediyorlar arkadaşlar. Çartta curtta. Hatta bir 3 aylık maaşla altıma sıfır sıfır Mercedes çekiyorum. Bakın şöyle bir Mercedes çekiyorum. Bir 3 aylık maaşla arkadaşlar. Artı 4 odalı eve çıkıyorum ve evim oluyor yani. Ev alıyorum. Yağman. Yağman. O da 5 aylık maaşla değil mi? 5 aylık. Ya öyle işte Avrupa. Şu gördüğünüz 10 euro üzerinde yazıyor. 10 euro arkadaşlar. 10 euro. Yani. Euro git. Euro git, söktür git. Evet arkadaşlar şu an Ali Baba'ya geldik. İşte Ali Baba'da yemeğimizi yiyeceğiz. Her zamanki gibi. Beni tanıyanlar tanır bilirler. Genelde Ali Baba'dayım. Dönerlerimiz böyle. Bir dana, bir tavuk. Fiyatlar bu. Gördüğünüz gibi. Bir pizza mesela 10 euro, 13 euro. Tabakta döner 13 euro. Öyle böyle. Al abi. Al abi. Ali Baba. Ali Baba. Türkiye'deki Türklere, gençlere, orada yaşayanlara. Buradan Almanya'dan ne demek istersin? Hani şimdi şöyle bir olay var ya, hani bir video var. Yüzse neymiş efendim? Bir maaşla 10 tane iPhone alabiliyormuşuz. Öyle mi? Aç aşkta söyleyeyim. Açık şu an söyle. Şu an söyle. Bir maaşla 10 tane iPhone nasıl alınır onu söyle. Gelin gelin, 79'dan beri buradayım. Sıfır. Sıfır değil mi? Sabah saat 7, akşam saat 2. Ha. Elde var sıfır. Aynen gelin öyle. Gelin de görün. Aynen. Bana sana bize bir şey alabilir. Şeyini. Dünyasını. Evet. Şöyle bir şey de var bir de. 3 ay maaşıyla, 3 ay maaşıyla ev alıyormuşuz, bir de araba alıyormuşuz. Aynen. Olur. Alıyormuşuz. Olur. Gelin de bize de alın verin. Ha. Aynen. Gelin bize de alın verin. Aynen. Arkadaşlar yani gördünüz mü bak, bunu burada yaşayan insanlar söylüyor. Ha, bir de koskocaman döner dükkanının sahibi söylüyor. Ha, evet. Yani dediğim gibi bilenler biliyor, dediği gibi dükkan sahibi kendisi bak. Yani gerçekten de 24 saat kendisi burada. Yani sabah akşam burada çalışıyorlar ve gelip de hala 1-2 maaşla ev öyle kolay kolay alınmıyor. Araba alınmıyor. Bir maaşla iPhone, 10 tane iPhone alınmıyor. iPhone'un tanesi 1500 euro ya. 1500 euro. Almanya'dan bile 160 bin euro, 170 bin euro'dur. Aynen öyle abicim. 170 bin euro. Aynen. 10 sene, 15 sene çalışıyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Mesela burada ben şu an bir pizza aldım. Pizzanın fiyatı ne kadar al abi? Sen aldın, sucuklu pizza aldın. Bak, evet. Yazıyor. 13 euro mu? 13.50 mi? Sucuklu pizza 10.50. 10.50. Yanında içeceğiyle beraber oldu sana düz hesap diyelim 15 euro. Aynen. Tamam mı? Ha, şinik bir döner arkadaşlar. Şu an dönerlerin fiyatı da pahalaştı. 7.50 bir döner içeceksiz bak. Yanında içeceğiyle beraber 8.59. 10 euro. 10 euro diyelim. Aynen öyle. Yani şimdi bir döner menü alacak 13.5. Bir döner menü 13.5. Bir yanda bir kola var. Aynen öyle. Aynen. Bir pomus var. Aynen öyle. O yüzden şimdi Türkiye'deki arkadaşlar, bazı arkadaşlar var diyor ya, Avrupa Avrupa, Almanya Almanya. Allah size Almanya. Çartta curtta. Aynen öyle. Allah size Almanya. Çünkü şu gördüğünüz kola, bak bildiğiniz kolalar, içecekler, sular. Onu da atıyorum, misal 1.80-1.50. Kola 1.80-1.50. Ne bileyim, Red Bull ya, Red Bull. Bakın 2.50. Yani demek demek istediğim şey şu, Al abi de burada. Yani ben bir şey demiyorum, kendisi desin, kendisi esnaf, senelerin esnafı. Hani biz daha belki soruyuz ama Al abi esnaf, büyüğümüzdü. 92'den beri yapıyorum ben bu işi de, elde var sıfır. 92'den belli yapıyorsun, elde var sıfır. Ya, bir ara kazandık, ev aldık. Tamam, ama sonra bitti. İşler kötü gitti, evi sattık. Al işte. Buraya gömdük. Al işte. Yok yani şu anda. Evet. Ha bu yaşlı bir çek bakalım. Evet, Almanya'dan hoş geldin. Almanya nasıl dinliyor? Almanya abicim nasıl? Süper. Almanya'da bir maaşla 10 tane iPhone alınıyor mu abi? Bir maaşla. Bir maaşla. He. Bir maaşla. Alınmıyor değil mi? Peki 3 aylık 3 aylık maaşla ev alınıyor mu? Ha, bir iPhone kaç verdi? 1400 bin. Normal maaş Almanya'da ne kadar abicim? Ayda 240 saat çalışsan
3,5-4. Öyle bir şey ama brut. 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 Kesinlikle. Bir evli barklı 3 çocukla beraber mesela kira parası ne kadar ödüyorsun, ev kirası? 800 euro. 800 euro. Evet. Bir de şimdi karşısında... arabam var, telefonum var, gazım var, su parasım var. Eline aşağı yukarı 3-5 ne kalıyor mesela? Aşağı yukarı tam ol. 1500-2000 kalıyor. Ha. Ve aile geçindiriyorsun. Evet. Şimdi dediğim gibi işte arkadaşlar görüyorsunuz yani. Hani ben size dediğim gibi burada Manheim'da buradaki yaşayan gurbetçilerle arada sırada böyle bir röportaj yapıp sizleri zaten bildirmek istiyorum ki anlayın. Bir senede bir iki kere o izine geliyorsak tatile, onu da çok affedersiniz, eşek gibi çalıştığımız gibi geliyoruz. Lan yok, kredi çekip İki hafta veya kredi. Ha, artık o durumdayız. Gidip bankadan evet. 6-7 bin lira alıp işine geliyoruz. Bu adamın 180 bin euro borcu var bu adamın. Düşünüyorum. O ayrı bir şey de ama demek istediğim şey arkadaşlar, yani bizim durumumuz da öyle bildiğiniz gibi iyi değil yani. Çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ondan dolayı sakın ha sakın aklınıza bazıları gibi derler, bazı cahil insanlar var, inanıyorlar yani. Yok neymiş efendim, bir maaşla 10 tane iPhone. Yok bilmem ne anasını satayım yani. Hani ne mantıkla ya, ne mantıkla. Ha sizin durumunuz da iyi diye demiyorum. Şu an maalesef sizin, Türkiye'de maalesef çok pahalı. Ama onun bir ayrıntıları var, onları bir araştırmak lazım. Neden pahalı veya kim pahalılaştırıyor? İşte tarım olsun, tarlalar olsun. Bilmem AVM marketlerde atıyorum. Şimdi marketin sahibi ne gelip diyorlar ki sen 500 gram makarnayı atıyorum 8 liraya satacaksın. Ama marketin sahibi ne yapıyor? Adamlar gittikten sonra 500 gram makarnayı atıyorum 64 lira yapıyor. Ben kendi gözlerimle gördüm. Ondan dolayı yani size diyorum sakın ha sakın, kimse kimseyi yanlış anlamasın ama buradaki yaşayan insanlar, gurbetçiler, Arabı, Kürdü, Arabı, Türkü, ne olursa olsun hepimiz mücadele ediyoruz. Benzin fiyatlar 1 litre 2.50. 2.50. Yani dile kolay. Öyle diyeyim. Neyse ben şu an Allah razı olsun Al abiden pizzamızı yiyeceğiz. Ve bu gördüğünüz pizza içecekle beraber aşağı yukarı arkadaşlar 13 euro 14 euro. Türkiye lirasıyla ne yapar bu? Çarpı 18 siz hesaplayın artık. Başka da bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Almanya'da yaşayan Türk gurbetçiler, gençler. Bak benim kuzenim, tamam mı? Kuzenim bak yaşı ufak ama boy olarak maşallah var. Ondan sonra şimdi işsiziz, tamam mı? İşsiziz. İkimiz de işsiziz. Şimdi işsiz olan insan S63 AMG kullanıyor. Almanya öyle bir Almanya. Yani çalışmayana bile böyle bir Mercedes son model V6 motor bir turbo veriyorlar. Şu an bak açıyorum, size arabayı tanıtacağım, göstereceğim. Araba bu. Şimdi içine giriyoruz. Arkadaşlar, İçine girdik mi? Bak araba gördünüz. Bu fazla da hani göstermeye falan ne değmez. Şöyle bir şey var. İşsiz olan bu arabayı sürebiliyor. Çünkü niye? İşsiz. Devlet baba bakıyor. Devlet ayda atıyorum 800 euro bak ödüyor aşağı yukarı. 400-500 oraya kadar işte kiranı ödüyor. 300-400 euro da işte yemene, içmene, cartına, curtuna. Elektrik paran, su paranı ödüyor. O yüzden adam AMG sürüyor. Bak yeğenim, yani kuzenim. AMG sürebiliyor, Mercedes alabiliyor. İşte evi var. Ne de olsa düşün 800 euro para alıyor. Şimdi demek istediğim şey şu ki, her şey görüldüğü gibi değil tabii. Yani adam çalışmadan, bak çalışmadan AMG sürebiliyor. Yani var bunda da bir şey. Onu demek istiyorum arkadaşlar. O yüzden hepiniz akım akım Almanya'ya gelin. Almanya iyidir. Avrupa çok iyidir hatta. Gördüğünüz gibi. O arkadaşa sesleniyorum. Bir maaşla 10 iPhone. Çünkü bir tane Donald burada 2.20. 2.20, 2.20'den başlıyor. Şu küçücük gördüğünüz şeyler 1 euro. Artık gerisini siz düşünün yani. Hani yumurta almaya kalksak 10 tane yumurta 2 euro 40 cent. Bunu şimdi Türk lirasına çevirirseniz arada dağlar kadar fark var. Yani sizin durumunuz da şu andaki durum, bizim durumumuz da aynı. Kötü yani. Uzaktan görüldüğü gibi bizim buralar da o kadar ucuz değil yani. Her şey pahalaştı arkadaşlar. Evet şu iPhone gördüğünüz gibi bir maaşla 10 tane iPhone alıyorum. Güzel abi, bir şey buldu da.
İbrahim abi ışığı buldu. Sonunda buldu. Las Vegas trip tonight. Sit down on.